Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili aslan burçları için tarot açılımı yapacağız. Öncelikle maddi durumunuza, eğitim ve kariyerinizle alakalı neler yaşayacağınıza bakacağız. Onun ardından da aşk hayatınıza alakalı falımıza bakıp videomuzu bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar hepinize öncelikle güzel bir gün diliyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Sizden her zamanki gibi biliyorsunuz zaten istediğim şey niyetlenmeniz olacak arkadaşlar. Ben şimdi kartlarımı videoyu beğenen ve kanala abone olan aslan burçlarına niyetlenerek şöyle karıştırıyorum. Siz de bu sırada merak ettiğiniz şeyleri niyetlen niyetlenebilirsiniz ve o soruları hani bir aklınızdan geçirip acaba nasıl olacak demeniz bile aslında kartlarla aranızda bağ kurmanıza sebep olacaktır. Thank you. arkadaşlar hemen başlayalım isterseniz. Öncelikle bu iki kartımız bana geçmişiniz hakkında bilgi verecek. Şu anki durumunuz hakkında bilgi verecek bu kartım ve yakın geleceğinizde neler yaşayacağınıza bakacağız. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir geçmişinizden başlayalım. Neler yaşamışsınız? Nasıl durumlarla karşı karşıya gelmişsiniz? Para açısından baktığımızda aslında kısmetlerinizin gerçekten açık olduğu ve böyle çok zorluk çekmediğiniz, sıkıntı çekmediğiniz bir dönem görünüyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de gerçekten parayı nasıl harcayacağınız ya da nasıl muhafaza edeceğinizi bilmenizden kaynaklı. Para yönetimi, ekonomi yönetimi açısından gerçekten bilginizin olması, hani bu sizin... Sadece böyle çalışarak ya da tecrübe edindiğiniz bir şey değil aslında içsel gelen bir şey olduğunu görüyorum sizin karakterinizle alakalı. Bu fala uyumlanan insanlar için söylüyorum. Sizin gerçekten böyle hani yapı açısından ekonomik e, düzeyinizi, durumunuzu kontrol edebilme açısından çok sıkıntı böyle yaşamıyorsunuz. Çünkü zaten siz sanki bu beceriyle doğmuşsunuz. Yani bu parayı kontrol edebilmeyi nasıl artıracaksınız, nasıl e, katkı sağlayacaksınız ya da nasıl muhafaza edeceksiniz bunu kesinlikle bildiğinizi söylemek istiyorum ve bu çok güzel bir özelliğiniz. Bundan kaynaklı çok fazla böyle bir para açısından rahatsızlık çekme, zor durumlara gitme olmamış. Kariyer ve eğitim açısından baktığımızda da aynı şeyi söylemek mümkün aslında. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. çok çok güzel bir özelliğiniz. Bunun kıymetini bilmelisiniz ve bu sözümü her zaman hatırlamalısınız. Siz gerçekten işinizi yaparken strese girmemeyi çözmüşsünüz. Bunu ben yapamıyorum mesela asla yapamam çok düşünürüm, çok strese girerim, sürekli aklıma gelir. Yanlış olursa, kötü olursa sizin kafanız rahat öncelikle. Ya hallederiz diyorsunuz çünkü böyle gerçekten büyük bir güven var kendinize karşı. Ve kaybetseniz bile diyorsunuz ki, e kaybedsem bile giderim, şuradan toparlarım. Böyle hani sürekli bir çözüm üretme, ne problemle karşı karşıya kalırsanız kalın, onu düzeltme eğilimindesiniz. Ve bundan kaynaklı da geçtiğimiz günlerde e eğitim ve kariyeriniz açısından da sıkıntı yaşamadığınızı söyleyebilirim. Eğitimle alakalı ne istiyorsanız gayet rasyonel bir şekilde, gayet mantıklı bir şekilde adımlarınızı atarak ilerlemişsiniz ve güzel sonuçlar elde etmişsiniz. Kariyer açısından da yine aynı şekilde istediğiniz işte belki çalıştığınız ya da işte istediğiniz kariyer yoluna adım atabildiniz. Gerçekten hem kafanız rahat, hem mental olarak kendinizi yormamışsınız hem de gerçekten isteklerinize ulaşabilmek için adımlarınızı atmaktan hiç çekinmemişsiniz. Gayet güzel geçmiş. Şu anki durumunuza baktığımızda bir para beklentiniz var arkadaşlar. Bir para bekliyorsunuz. Bir haber bekliyorsunuz eğitiminizle veya kariyerinizle alakalı ya da bir sonuç bekliyorsunuz. Bir şeyin sonucunu bekliyorsunuz. Bir beklentiniz var yani. Hani bir haber gelse keşke ya da bir para gelse. Zaten gelmesi yakın o yüzden de aslında biraz beklentiniz bu kadar kuvvetli. Ama bir sıkıntı yok geleceği görünüyor arkadaşlar. Yani beklentinizin olacağını söyleyebilirim. Ancak bu beklentiniz böyle küçük bir şey daha ziyade büyük bir şey gibi hissediyorum ben. Bunun sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar hayatınıza alakalı yepyeni bir dönem açılacağı görünüyor. Para açısından kariyer ve eğitim açısından yepyeni bir yola giriyorsunuz. Sanki bu zamana kadar edindiğiniz bütün tecrübeleri bir çantaya koyup bambaşka böyle yüksek bir yol anladınız mı? Hani yüksek bir seviyede olma durumu. Ama bütün tecrübelerinizle birlikte yani mesela bütün birikmiş paranızla birlikte ya da bütün eğitim tecrübeniz, bütün kariyer tecrübenizle birlikte hepsi bu yolda önemli bir basamak oluşturmuş size ve artık bu yola giriyorsunuz arkadaşlar. Bu amacınız, isteğiniz gerçekten hani o yanarak tutuşarak istediğiniz o amaç, o iş, o eğitim durumu o okul o iş yeri o para neyse ona kavuşacağınız görünüyor. Daha doğrusu ona kavuşmak için önünüzde yani size anahtar verilecek. Anladınız mı? Hani bir kapı var ve size o istediğiniz kapının anahtarı verilecek ve o kapıdan siz geçeceksiniz. Artık ondan sonrası size bağlı. İstediğiniz kadar kazanç, istediğiniz kadar eğitim durumu, istediğiniz kadar kariyer durumunda güzelleşme bunlar tamamen size kalmış. O kapı açtıktan sonra adımlarınızı gerileterek düşüş de yaşayabilirsiniz ama hiç öyle görmüyorum. Siz zaten geçmişinizden ve şu anki durumunuza ve yakın geleceğinize baktığında çok istikrarlısınız. O kapının anahtarı size gelecek ve siz de bunu çok güzel bir şekilde kullanacaksınız. Zaten videolardan takip ederek hani o gün yaklaştıkça daha da fazla belirginleşecektir aslında neler olacağınız, şeyler yaşayacağınız. Gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Bolluk bereket zaten hanenizden eksik olmayacak. Hiç kafaya takmayın diyeceğim ama zaten takmıyorsunuz gibi çünkü gerçekten ruh halinizi çok güzel dengede tutuyorsunuz ve ne olursa olsun diyorsunuz ki ben her zaman çözüm yolu bulurum. Neden bulmayacağım ki hani aklım mı yok yani bulurum. O kötü olursa bu iyi olur, bu kötü olursa o iyi olur gibisinden kendinize güzel temkinler verdiğinizi görüyorum. Yani böyle devam edin çünkü kimse de böyle bir özellik yoktur açıkçası. Her zaman çünkü ben mesela kendim ve çevremden dolayı söylüyorum. Her zaman böyle eğitimle olsun ya da işimizle alakalı ya da para durumumuzla alakalı mutlaka stres oluruz. Yani sonuç kesin olsa bile stres oluruz. Ama gayet güzel siz bu stresinizi kontrol altına tutuyorsunuz. Yani çok güzel bir beceri. Karıştırıyorum kartlarımı aşk falımıza geçelim arkadaşlar. 5 tane kart seçtim yanlışlıkla. Bir an böyle bir kartların enerjisine kapılıp ama olsun demek ki öyle mesaj vermek istiyorlar. İki tanesi şöyle günlük mesajımız olsun bize madem öyle. Diğer kartlarımı da alıyorum. arkadaşlar şimdi ilişkisi olmayanlar için başlamak istiyorum İlişkisi olmayanlar da arkadaşlar biraz kararsızlık görüyorum sizde İlişkinizle alakalı bu arada evli olanlarla ilgili de yine aynı şekilde ama ayrı ayrı yapayım şimdi videoda kaçırmayın çünkü kendi yorumunuzu e, ilişkisi olmayanlar için baktığımızda bir ikilende kalma durumu var e, yani birisiyle alakalı belki bir yola adım atmak istiyorsunuz ama e, korkuyorsunuz yani ya olmazsa ya hani Belki size güven vermiyor ya da güven veriyor ama ya güvenini, verdiği güveni boşa çıkarırsa gibisinden düşünceler var kafanızda. Ya da iki kişi arasında kaldınız arkadaşlar. Bu ikisinden birisi bir ikilemde kalma durumu var. Bunlar şöyle olabilir. Geçmişteki aşkınız ve yeni ge gelmiş olan kişi. Hani diyorsunuz ki acaba geçmişteki kişiyle tekrardan deneyebilir miyiz ya da yeni birisine mi şans vermeliyim? Arkadaşlar aslında yeni birisine şans verebileceğiniz görünüyor. Yani öyle görünüyor açıkçası. Ben şimdi size birini seç diyemem. Sadece genel anlamda baktığında doğru kişiyi bulacağınızı net şekilde söyleyebilirim. Doğru kişiyi bulacaksınız. Ama hiç böyle bir yere kaçmayın. Şu iki kart var ya bunları sizden soru sormanızı isteyeceğim. Bir tanesine o yeni kişiyle alakalı soru sorun. Bir tanesine eski kişiyle alakalı. Ya da hiç öyle değillerse önünüzde iki kısmet vardır. Birisine birini birisine birini sorun. Ya da merak ettiğiniz bu iki şey ikilemde kaldığınız ne varsa sanki kartlar gerçekten size bir şey söylemek için fırladı yani böyle seçtim. Ee, i̇kili bir soru sorun olur mu? Bekleyin videonun hemen sonunda ee, ilişkisi olanlar ve evli olanlara da baktıktan sonra bir soru sorun mutlaka. Bütün ilişkisi olanlar için söylüyorum olmayanlar için de. E, i̇lişkisi olmayanlar için böyle dedik arkadaşlar sizin biraz kafanız karışık bu kartlarla biraz daha net olacaktır İlişkisi olanlara bakalım İlişkisi olanlar için şöyle ki e, şu an mutlusunuz gayet herhangi bir sıkıntı yok ama önümüzdeki günlerde birazcık fazla ona karşı işte e, sanki ona çok gerçekten muhtaç mısınız Hani gerçekten seviyorsunuzdur ve onun yanında olmaktan mutlu oluyorsunuzdur o ayrı bir şey ama Şöyle hani sana muhtardım sen yoksan ben biterim yok işte yaşayamam yataktan kalkamam işte yapmam gereken şeyleri yapamam her şey bana anlamsız kalır gibi gibi bu tarz şeyleri kesinlikle karşı tarafa söylemekten kaçının sakın arkadaşlar bu eğilimde olabilirsiniz hani gerçekten bu kişi bana çok değer veriyor diyorsunuz şu anda hani çok değer veriyor ve gerçekten ben de hani ona değer verdiğimi bu şekilde göstereyim gibi bir düşünceniz olabilir sakın Bundan kaçındıktan sonra herhangi bir sıkıntı yok. Tabii ki ona sevdiğinizi hissettireceksiniz. Seviyorum deyin. Benim için çok önemlisin. Hayatımda yerin çok önemli değil. Ama hayatımda sen olmasan işte hayatımın merkezine seni koydum da sen gidersen de hiçbir şey kalmaz da gibi gibi şeylerden lütfen kaçının. Bu ilişkinize büyük bir zarar verecek. Bunu yapmazsanız hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Gayet güzel. Sevginizi güzel şekilde dile getirin kendinizi e, tamamen ona bağlamadan hani Evet benim hayatım sensiz de güzel ama hani buna rağmen ben seninle birlikte olmak istiyorum Aslı önemli olan budur benim için Umarım derdimi anlatabilmişimdir size Arkadaşlar e, bu hani muhtaç olma durumu çok çok yanlış bir şey ve ilişkinize zarar verebilecek bir şey Hani karşı tarafı o şekilde sana muhtacım sensiz asla yapamam düşüncesi çok yanlış sadece Evet benim hayatım e, hani merkezinde ben varım ve benim etrafımda bir şeyler oluşuyor ve ben hayatıma e, seni almaktan çok mutlu oluyorum. Bunu böyle yazabilirsiniz. Mesaj yazabilirsiniz. Söylemiş olayım. Hayatımdaki yerin çok önemli. E, i̇yi ki varsın. Tamam bu kadar yeter. Daha fazlası işte yok sen olmazsan tamam hepsi biter gider vesaire bunları asla olmaz söylemeyin. E, evliler için bakalım arkadaşlar. Bu arada size gitmeyin bir yere. E, i̇ki tane kartın açılımını yapacağız. Birazdan geleceğim. Hemen videonun sonuna atlayabilirsiniz böyle geçerek 10 saniye. <laughs> Evliler için baktığımızda e, siz de arkadaşlar biraz ikilemde kalmış olabilirsiniz ama çok fazla değil yani. Böyle bir kararınızı vermişsiniz zaten. Ara sıra böyle bir aklınıza geliyor ama sıkıntı yok. Yeni böyle bir ufak bir tartışma didişme onu bir atlatmışsınız. Ama böyle tatlı bir tartışma yani tatlı bir didişme herhangi bir sıkıntı yok. Önümüzdeki günlerde zaten çok güzel arkadaşlar yani hiçbir sıkıntı yok. Hiç kendinizi kötü hissetmeniz gereken ya da aklınızda soru işareti getirebilecek herhangi bir şey olmadığı için vallahi hiçbir şey diyemiyorum ben de. Çünkü huzur var, mutluluk var, sevecenlik, birbirinize karşı sevgi, saygı gayet güzel arkadaşlar. Bu arada bu yıl sizin için çok şanslı olacağınız bir yıl sizi bekliyor. Ee, sanki her ay bir yenilik olacak sizinle alakalı. Bunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar hemen hiçbir yere gitmeyin. Şu iki kartımıza da bir niyetlenelim birlikte. Şimdi ilişkisi olmayanlar için dediğim gibi şu kişiyle mi gitsem bu kişiyle mi ya da geçmişteki kişi mi şu anki kişi mi? ya da ikilemde kaldığınız ne varsa onu sorabilirsiniz. İlişkisi olanlar ve evli olanlar da yine aynı şekilde. İkilemde kaldığınız bir şey varsa onu sorabilirsiniz. Bir şeyi yapsam nasıl olur yapmasam nasıl olur örneğin. Yapsam nasıl olur bu kart yapmasam nasıl olur bu kart. Ya da şunu şöyle yapsam nasıl olur bu kart bunu şöyle yapsam nasıl olur bu kart? Yani böyle bir şey niyetlerin iki şey iki soru evet hayır sorusu da sorabilirsiniz kartların genel anlamda verdiği enerjiyle ben evet hayır ya da belki durumunda da size yanıtlayacağım. Şimdi şöyle bir sakinleşin bir nefes alıp verin ve niyetinizde bulunun bu dediğim şeylerle alakalı. Öncelikle ilk kartımızı açıyoruz bakalım heyecanlandım. İlk kartımız artık arkadaşlar kötü değil iyi de değil tam olarak şey ikinci kart belirleyecek. Evet evet ikinci kart bununla alakalı neyi niyetlendiyseniz onun daha doğru olduğunu söyleyebilirim size. Ama bu da çok böyle ne diyeyim ki ya. Cık. Durun bir saniye ya olmaz böyle. Şu an ilişkisi olmayanların kafası karışacak. Çünkü benim bile kafam karıştı arkadaşlar. Cık cık. Siz bir gidin aşk videomu da izleyin benim. Atmıştım geçenlerde normalde atmıyorum ama attım yani. Ay yok, ilişkisi olmayanlar maalesef arkadaşlar size verebileceğim bir tavsiye yok bununla alakalı. Sadece şunu söyleyebilirim. E, bu geçmişteki bir hatanız görünüyor. E hatanız derken sizin hatanız değil de yani geçmişteki ilişkinizle alakalı bir durum var. Ona hani giderseniz evet bir süre kendinizi güvende hissedebilirsiniz ama geçmişte yaşadığınız bu sıkıntılar tekrardan gün yüzüne gelebilir. Bunu size yanıtlamış olayım. Siz zaten bu söylediğimle nasıl yol alacağınızı biliyorsunuzdur. Yine aynı şekilde diğer fal videolarından kamerayı oynattım. Diğer fal videolarından takip ederek de daha net sonuç alabilirsiniz. Ya da bir soru sorma hakkınız var biliyorsunuz ki. Bunu yorumlarda bence kullanmalısınız. İlişkisi e, ilişkisi olanlar, evli olanlar sizle alakalı şöyle ki iki kart da aslında güzel anlamda sadece şunda neye niyetlendiyseniz onunla alakalı önümüzdeki günlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu sizi sıkıntılı dönemlerden kurtaracak. Burada neye niyetlendiyseniz arkadaşlar. Bunda birazcık e, ne diyeyim önünüzde bir takım engeller var. Aşılmayacak engeller değil ama ufak tefek sıkıntılar Yani belki e, birazcık uzun bir yol olabilir e, biraz sabırsızlanıyor olabilirsiniz bir şeyleri hızlı halletmek istiyor da olabilirsiniz ama bunun yakın zamanda gerçekleşebileceği görünüyor bunun içinde olmayacak diye bir şey görünüyor sadece böyle bir, bir aylık bir zaman var bir, bir ay beklemeniz gerekiyor Onun için o kadar iki kartında anlamı kötü değil gayet güzel arkadaşlar aklınızda net olmayan ya da işte anlayamadım dediğiniz ya da hala şu soru aklımda kaldı. Videoyu izledim ama yanıt bulamadım dediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlarda bir soru sorma hakkınız var. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.